Şu an neredeyiz? Sağlık Ocağı'nda. Hangi Sağlık Ocağı'nda? Ayvalık İkinoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ndesiniz. Hoş geldiniz. Mustafa Yiğit Devlet'teyiz. Evet. Efendim biraz şu an günümüzde çok soğuk havalar. Grip var. Grip nasıl ilerler? İnsanlar gribe yakalanması için neler yapmalı? Veya ne yemeli? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aile Sağlığı Merkezi'mize. Grip, influenza virüsü dediğimiz bir mikroorganizma tarafından oluşturan bir soğuk algınlığı, bir enfeksiyon hastalığı. Özellikle ani başlayan 39 derece ateş, eklem kas ağrıları, ani titremeler, baş ağrısı, kuru öksürükle karakterize olan bir enfeksiyon hastalığı. Bu hastalık çok önemli. Neden? Çünkü özellikle çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemi çökmüş olan kronik hastalarda, KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, astımı olan hastalarda immün süpresi yani bağışıklık sistemi baskılanmak zorunda kalan bazı hastalıklarda kronik ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor. O kadar ağır, o kadar ağır hastalıkları sebep olabiliyor. Ölüme varan derecede ilerleyebiliyor hastalıklar. Peki efendim ne yapmalıyım? Yani ben şimdi kış ayı geldi, soğuktan oluyor değil mi tabii ki? Evet, soğuktan oluyor. Şimdi şöyle, özellikle bu enfeksiyon hastalıkları damlacık yoluyla bulaşıyor. Toplumun kalabalık olan yerlerinde, özellikle kapalı alanlarda, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, metrobüslerde bu enfeksiyon ilerliyor. Kalabalık ortamdan biraz çekinelim mi diyorsun? Evet. Yani oraları genellikle havalandırma cihetine gidilmesi gerekiyor. Havalandırılmasının iyi olması gerekiyor. İmkan varsa maske takılması, enfeksiyonla temastan, özellikle enfeksiyonlu hastalıklar hastalığı olduğunu bildiğimiz kişilerden biraz uzak durmamızda fayda var. İnsanlar kışın o zaman öpüşmesin. Öpüşmesin, tokalaşsın. Tabii yani bu gerçekten. Siz geldiniz, biz öpüşmedik sizinle, evet, tokalaştık fark ettiyseniz. Peki para olayında, çünkü parada çok mikrop vardır. Telefonlarda, parada, anahtarlarda. Tabii ki. Özellikle yemek esnasında telefonumuzu masanın üzerine koymamamız gerekiyor. Bu çok yapılan, artık sosyal medyanın ilerlemesiyle beraber işte bir Facebook'a bakalım, bir Instagram'a bakalım. Hem yemek yiyelim, hem zamandan kazanalım şeklinde insanların kazançları oluyor. Bu çok yanlış. Özellikle dediğim gibi damlacık yoluyla da bulaştığı gibi el-ağız yoluyla da bulaşabiliyor. Bu ne demek? İşte sofraya koyuyorsunuz, oraya ekmeği de koyuyoruz. Oradan temas yoluyla direkt size gelebiliyor bu mikrop. Onun için dediğim gibi havalandırma kadar önemli bu direkt temas. Birisi nezle, biliyorsun evde birisi grip, nezle. Yani sana bulaşmıyor, o nasıl olur? Ben onu anlamıyorum, çözemiyorum. Eğer şimdi bağışıklık sisteminiz iyiyse sizin, çok fazla çocukken antibiyotik kullanmadıysanız, eğer dengeli bir beslenmeniz varsa, spor yapıyorsanız, bu mikroorganizma sizde daha büyük hastalıklara yol açamıyor. Kiminde, kişiden kişiye değişiyor. Kiminde yatak yorgan yatırıyor, kiminde de herhangi bir etki yapamıyor. Ben hiç kendim bildim bile, hiç ben daha grip olmadım, yatağa yatmadım, hasta olmadım. Çünkü ben kendime yani biraz bakıyorum, burcuma, yediğim işlere, yemeğime. Evet. Yani, siz o konuda... Hem öpüşürüm, hiç önemli değil. Ya sıkışırım, geldi ama... Hiç hastalanmadınız. Hiç bulaşmaz. Evet. İddia ediyorum ben, hiç öyle bir şey olmadı, Allah çok şükür. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben sizin hiç hasta olduğunuzu bilmiyorum. Belki 5 yılda bir defa bir rahatsızlık geçirdiniz. Evet. O da... Evet, doktorum. Şu an önlem almalı işte efendim, ne yapacaklar? Evet, kısa bir özet. Şimdi özellikle direkt temastan kaçınmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Hastalığı olduğunu bildiğimiz hastalarla direkt temas, işte öpüşme, efendime söyleyeyim aynı havayı soluma, bu tür şeylerden öncelikle kaçınmamız, mecbursak da maske kullanmamız gerekiyor. İkincisi mevsime uygun giyinmek çok önemli. Mevsime uygun derken kış zemherisinde açık renkli beyaz
kısa kollu şeyler giymememek gıdalarını gerekiyor. Gıdalarını anlat bunu. Dengeli beslenmek gerekiyor. Özellikle C vitaminini bol almamız gerekiyor. Maydanoz gibi, işte yeşil yapraklı sebzelerde biliyorsunuz limon, ondan sonra portakal, mandalina. Bunlar da biliyorsunuz beta karoten ve C vitamini yüksek. Bu sıvı hidrasyon dediğimiz sıvı çok önemli. Çok sıvı almamız gerekiyor. Ne kadar çok sıvı alırsak vücudun direncini bu şekilde arttırmış oluyoruz. Kapalı ortamlardaki havalandırmanın şeyinden bahsettik. Bir de grip aşısı çok önemli. Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi kronik düşkün yaşlı kronik hastalığı olan hastalarda yılda bir defa grip aşısı yapılması gerekir. Genelde Eylül aylarından itibaren gelecek bir sene boyunca yaptırmamız gerekiyor. Evet, gribe yakalanmayan, evet buradan Ayvalık'taki içerideki bütün dostlarımıza sesleniyoruz. Bunları uyarsak çok iyi grip olmanız diyoruz. Doğru evet, mi? Doğru söylüyorsunuz. Çok mersiniz o zaman, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel röportajı benimle yaptığınız için. Çok mersiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bizim aile doktorumuz olduğunuz için. Teşekkür ederim.